bugünkü menümüz kıymalı patatesli börek. 6 tane yufkamız var. 2 tane haşlanmış patatesimiz. 1 bardak süt. Yarım çay bardağı kıymayı kavurmak için yağ. 1 su bardağı böreğin içine zeytinyağı. 4'te 3. Tam bir bardak değil. 200 gram kıyma. 3 tane yumurta. Karabiber, kırmızı biber, tuz. Ben yarım paket kabartma tozu kullanıyorum böreğimde. İnce ince kıyılmış biber, domates ve maydanozumuz. Malzememiz bunlar. Tavamıza zeytinyağımızı koyduk. Domatesimizi, biberlerimizi önce bir çevireceğiz yağda. Sınır altı kıymamızı ekliyoruz. Ne kadar? 200 gram kadar değil mi? 200 gram kadar, evet. Patates de koyacağımız için kolay yapalım. Patates de koyacağız diye kıymayı alttık. Evet. Tamam. Maydanozumuzu ekliyoruz. Tuz, karabiber ve pul biber. Evet. Birer tatlı kaşığı. Bunlar da ekleriz. Bunu fazla, bu kadar yeter. Maydanozların fazla ölmesini istemiyorum. Şimdi patatesleri ezip onu da karıştıracağım. Haşladığımız patatesleri çatalla çok böyle püre haline getirmeden ezdik. Ezdik, evet. Tamam. Onu da karıştırıyorum. Tamam. Bu kadar yeterli. Kolay. Şimdi içine hazırladık. Böreğin sosunu hazırlayacağız. Bu kadar. Soğusun. Tamam. Böreğin sosunu hazırlıyoruz. 3 tane yumurta. 3 yumurtayı kırdık. Bir bardağın 4'te 3 zeytinyağı. 1 bardak süt. 1 bardak sütümüzü koyduk. Ben yarım paket kabartma tozu da koyuyorum. Güzel oluyor, kabarıyor. Yarım bardak su koyacağım. Suyu almayı unutmuşum. Evet, yarım bardak suyu koydum. Tamam, ne yapıyoruz? Hepsini çırpıyoruz. Evet, sosumuzu da hazırladık, çırptık. Şimdi döşemeye geçeceğiz, evet. Değil mi? Böyle. Tepsiye, evet. Dizelim yufkalarımızı. Tepsiyi birazcık yağlayacağız. Yufkamızı içine tanesini seriyoruz. Altına bir yufkayı seriyoruz. Yani çoğu biliyor aslında. Ben bilmeyenler için paylaşıyorum. Bunlar canım olsun. Yeni evliler, bekarlar, yurtta kalanlar, gençler. Evet, yufkamızı serdik. Sonra sosumuzu sostan şöyle bir gezdiriyoruz. Gezdiriyoruz. İkinci yufkamızı parçalayarak parça parça gene buruşuk buruşuk yayıyoruz. Evet, parçaladığımız yufkaların üzerine yeniden sos mu döküyoruz? Evet.
yeter kata böyle dökeceğiz bunu. Tamam. 6 yufkanın 3'ünü altına, 3'ünü üstüne parçalayarak dağıtıyoruz. Tamam. Yeniden sos gezdiriyoruz. Evet. 3 yufka bitti. Leyla Hanım. Şimdi malzemeyi mi koyacağız araya? Malzemeyi koyacağız. Soğuyan malzememizi, evet, soğumuştu iç, araya yerleştiriyoruz. Evet, evet. İçimizi. Tekrar üzerine sermeye devam. Evet. Parça parça. Buruşuk buruşuk. Buruşuk buruşuk. Neden böyle? Neden böyle? Daha iyi araya şey girsin. Evet. Hava kalıyor arasında. Daha güzel kabarıyor. Su böreği gibi olsun diye. Evet. Peki. Böyle yapışmasın. Hı-hı. Anlaşılmıştır. Son katımızı bitirdik. 6 yufkanın hepsini koyduk. 3 altta, 3 üstte, evet. Araya malzemeyi koyduk. Koyarak, evet, evet. Tamam. Kenarlarını kapatıyor muyuz? Sosu şöyle kenarlarını kapatacağımız yerleri özellikle şöyle biraz gezdiriyoruz. Kuru kalmasın. Evet. Kenarlarını kapatıyoruz. Yufkayı, evet, üste çeviriyoruz. Tamam. Bütün sosu döküyoruz. Evet, döküyoruz ve şöyle kuru kalmasın diye de yayıyoruz. Yayıyoruz. Evet, şimdi bunu şöyle yiyeceğimiz gibi dilimliyorum. Tamam, şimdi dilimledik bunları. Kalan sosu üzerine tekrar gezdiriyoruz. İyice dilimlerin arasından girsin diye. Evet, kestiğimiz yerlerden. Bu iyice çekecek sosu. 1-2 saat kalacak. İsteyen akşamdan da hazırlayabilir. İyice su böreği gibi. Ama en az 2 saat beklemesi evet. Lazım, öyle mi? Ondan sonra ne yapıyoruz? 170 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Demin çörek otu ve susam. Ben çörek otunu daha faydalı olsun diye öğütüyorum. Öğütülmüş çörek otu koyuyorsun. Tamam. Sonra susam koyuyoruz üzerine. Susamımızı koyuyoruz. Bu yerli susam benimki. Çin susamı değil yani. Herkes de yerli susam kullansın. Bekletiyoruz bunu 2 saat. Saat evet. Dolapta 2 saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sosunu iyice çekti. Fırınımıza koyuyoruz.